olayı yani çıkar ilişki çıkar ilişkileridir. Duygusallığa böyle işte kara gözüne kara kuşuna kimse bakmaz. Hiç. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi integral menkul değerlere gidiyoruz. Emre Çayırlı'ya hem piyasayı soralım hem de dünkü altın fiyatlarını bir danışmak isteriz. Emre merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Emre. Öncelikle dünkü hikayeden başlamak isteriz. Altın fiyatlarında ki hikaye teknik görünümü sizce değiştirdi mi? Hem bunu sorayım hem de tırım dışı istihdam ve Avrupa Merkez Bankası öncesindeki şu anki euro dolar paritesi fiyatlama dinamiklerinin değişeceğini size bir sinyal olarak gösteriyor mu? Oradaki değerlendirmeniz nedir diye de sorayım. Evet, altın tarafında bugün de sert hareketler devam ediyor. Dün özellikle 1220 sınırına kadar gelen altındaki geri çekilme hareketi biraz daha FED başkanlarının yaptığı açıklamalardan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Burada FED başkanları düşen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde bir negatif etki yaratmayacağını, aksine talebi daha da arttırabileceğini söylemiş olması dolar tarafında bir kuvvetlenme yarattı. Dolar endeksinde de tekrar yukarı yönlü direnç bölgede zorlanıyor. Bu kapsamda bir geri çekilme var. Teknik olarak bakarsak altın tarafında 3 farklı düşüş trendi halen devam ediyor. Burada 1320, 1340 ve 1390 seviyelerinden başlayan 3 farklı düşüş trendinin ilki 1220'lerden geçiyordu ki oradan ilk tepki aldık. Bir üstteki yükseliş düşüş trendimiz ise 1345'lerden geçiyor. O bakımdan eğer haftanın sonuna doğru gelecek olan tarım sistem verileri kötü dahi gelse 1245 yukarıdaki ana direncimizi oluşturacak. O yüzden geri çekilmeler hala biraz daha ön planda olacak gibi gözüküyor altında. Euro dolar tarafında ise bir de Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın açıklamaları ön planda. Bu hafta içerisinde Draghi'nin konuşması yine takip edilecek. Perşembe günü, sonrasında Cuma günü açıklanacak büyüme rakamları önemli. Teknik olarak incelersek euro doları da 1.2880'den başlayan düşüş trendinin geçtiği bölge 1.25 seviyesi. 1.25 önemli bir direnç. Oradan bir geri çekilme içerisinde olduğunu görüyoruz. Aşağıda 1.2360, 1.2350 bölgesi ana desteğimizi oluşturuyor. Şayet Draghi'nin yapacağı açıklamalar yine zayıf kalıp euronun kuvvetsizleşmesi neden olursa 1.2350 aşağısına geçilmesi durumunda satış baskısında artış yaşanabilir. O yüzden desteğin kırılıp kırılmayacağı önümüzdeki günlerde iyi takip edilmesi gerekiyor. Peki Emre, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.